Herkese merhaba arkadaşlar. Bence Böyle kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Şu anda Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeyiz. Zaten birazdan da Merkez Kampüsü'nün içinde ne var ne yok hepsini arka planından göreceksiniz. Ben az önce buraya giriş yaptım. Buranın da tanıtım videosunu çekeyim dedim. YKS 2021 öğrencilerimizin birçoğu tercih döneminde şu anda. Barajı geçenler ve tercih yapmaya hak kazananlar olarak. Gazi Üniversitesi'ni düşünüyorsanız eğer zaten bu videoda kafanızdaki birçok soru işareti çözülecektir. Öncelikle şimdiden Gazi Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Gazi Üniversitesi nasıl bir üniversite? Gazi Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi. 1926 yılında kuruldu ve arkamda gördüğünüz rektörlük binası aslında birçoğunuzun günlük hayatta sürekli gördüğü bir bina. Nereden diyorsanız şu anda hemen yan tarafta göreceksiniz. Bu arkadaki rektörlük binası 20 TL'nin arkasında olan bir bina resmi var. O bina aslında Gazi'nin rektörlük binası. Bu da böyle bir bilgi olsun şimdilik. Gazi Üniversitesi nasıl bir üniversite? Gazi Üniversitesi bir önceki şu anda yandaki kartı tıklayarak görebilirsiniz. O videomuza baktığınız zaman ben orada anlatmıştım aslında. Birazcık parça parça olan yani şehir kampüsleri olan bir üniversite. Merkez kampüsü Gazi'nin en büyük kampüsü. Zaten şu an ufaktan görüyorsunuz bu görüntüleri. Merkez kampüsünün içerisinde Fen Edebiyat Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, onun haricinde Güzel Sanatlar Fakültesi tamamen buranın içerisinde diyebilirim size. İçerisinde büyük bir futbol sahası, basketbol sahaları, tenis kortları, yüzme havuzu ve oturup vakit geçirebileceğiniz bir sürü alanda mevcut. Buranın eğitimi konusunda gelecek olursak hala Hacı Bayram Veli'ye devşirmedi ve Gazi'nin kendisi olarak kaldığı için eğitim kadrosunda uzun zamandır bir büyük değişiklik yaşanmadı. Bunun da en büyük etkilerinden bir tanesi eğitime vurdu. Ve eğitime vurduğu için de kaliteli bir eğitim düzeyi var. Bunu size söyleyeyim. Onun haricinde şu anda Gazi Üniversitesi'ne gelmeyi düşünen insanların şöyle bir şeyi merak ettiğini düşünebilirim. Tamam, Gazi Üniversitesi köklü, Gazi Üniversitesi güzel. Fakat ben Gazi Üniversitesi'ne nasıl ulaşırım? Yine ulaşımından bahsedelim. Ulaşımı şu şekilde. Ankara'nın merkez noktalarından birisi olan Beşevler'de büyük bir kampüs hayal ettim. Bu Beşevler'de her şeyin tam ortasında ulaşımın çok rahat olduğu metroya yaklaşık 5-6 dakika mesafede olan bir üniversite kampüsü burası. Ulaşımda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Eğitimde de bir sıkıntı yaşamayacağınızı az önce söylemiş bulundum. Şu anda bu kampüsün içerisinde ekstra ne var olarak düşünebilirsiniz. Bu kampüsün içerisinde bir adet yemekhane mevcut. Bu yemekhane aslında diğer İBF'deki yemekhaneye göre çok daha büyük bir yemekhane. Hem tam arkamda olan iki katlı bir yemekhane mevcut, hem de videonun hemen baş kısmında gördüğünüz Hacı Bayram Veli'nin Fen Edebiyat Fakültesi'nin alt katında gerçekten büyük bir alanda bir yemekhane daha mevcut. Yemek konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ki buradaki yemekhane açılış saatleri de yine 11-2. Daha farklılık göstermiyor. Yine yemekhane menülerinde normal yemek isteyenler için bir tane menü seçeneği mevcut. Ayrıca vejetaryenler için de ayrı bir menü seçeneği mevcut. Hangi kuyruğa girerseniz, hangisinden yararlanmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Onun dışında gayet yeşil, gayet keyifli ve oturma alanlarının çok fazla olduğu bir kampüsün içerisindeyiz şu anda. Arkada gördüğünüz binada herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman, herhangi bir okul probleminiz, bir projeniz, yapmak istediğiniz bir şey, gezi, o, bu, şu durumlarının hepsinde arkadaki rektörlükte ilgili yetkiliyi bulabilirsiniz. Arkadaki rektörlükte yetkili bulamadığınız durumda dahi hemen buradan 20 metre, 30 metre ileride spor, kültür, sağlık daire başkanlığı var. Daire başkanlığı içinde gerekli izinler içinde üniversite hayatım boyunca hem yönetiminde hem de çalışma durumlarında ve aktif üye olarak yer aldım. Ve üniversiteye girecek arkadaşlara en büyük tavsiyem, üniversitenizdeki diğer üniversiteden kastım ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Ankara Üniversitesi nispeten, orayı da biraz dışarıda tutacağım çünkü Gazi'ye çok benzer bir üniversite, çok büyük bir kampüsü yok ve sosyalleşebileceğiniz ve farklı aktiviteler yapabileceğiniz alanlar çok fazla mevcut değil. Fakat üniversite toplulukları bu alanları kampüsün dışına taşımak için ve sizi kampüs dışında sosyalleştirmek için çok büyük bir etken. Üniversite topluluklarına kesinlikle girmenizi tavsiye ederim. Çünkü ben şu anda birçok öğrendiğim şeyi, birçok bağlantımı, yaptığım birçok etkinliği üniversite topluluklarında öğrendiğim altyapılar, tecrübelediğim altyapılar sayesinde yapmaya başladım. O yüzden üniversite topluluklarına girerseniz sizin için çok faydalı olur.
Buranın hemen arka tarafında teknoloji fakültesi mevcut. Teknoloji fakültesinin alanı da aslında oldukça geniş. Farklı farklı bir sürü binadan oluşuyor. Ve bu binaların içinde uygulama laboratuvarlarının da olduğu, ayrıca araştırma merkezlerinin de olduğu, dersliklerin de olduğu farklı binaların içerikleri mevcut. Onun dışında Gazi Üniversitesi ile alakalı diyecek herhangi bir ekstra bir şey var mı? Yemekhane fiyatlarından bahsedeyim. Şöyle diyebilirim, varsayıyorum. Güncel dünyada birazcık zor ama yanınızda 5 lira bir paranız var. Ve sabah 8.30 dersiniz var. 5 lirayla Gazi'de aslında bir gün geçirebilirsiniz. Burada birazcık konaklamasından bahsedelim. Burada yurtlarda kalacaksanız eğer, buralara yakın KYK yurtları aslında mevcut. Yakından kastım yine bir metro mesafesinde. Direkt yürüme mesafesinde birazcık zor oluyor maalesef. Ama okulun hemen tam karşı tarafında bir tane kız öğrenci yurdu var. Aynı şekilde hemen okulun ana giriş kapısının dışında özel bir Sabancı kız öğrenci yurdu var. Orada isterseniz ikamet edebilirsiniz. Onun haricinde okulun hemen arka tarafında, üniversitenin de adını verdiği Gazi Mahallesi de bir mahalle mevcut. Gazi Mahallesi'nde ev kiraları aslında öğrenci portföyüne baktığımız zaman bir tık pahalı. Fakat 2, 3, 4 kişi çıktığınız evlerde oldukça ucuza kalabilirsiniz kişi başı düşen fiyatlarda. Ve ulaşım açısından sadece yürüme mesafesini tüm mesafeyi düşürebilirsiniz. Videonun en başında motosikletle girmiş olduğum giriş kapısını aslında Gazi Mahallesi'ne açılan kapı olarak geçiyor. Oradan direkt yürüyebilirsiniz. Okulun içerisinde bir adet banka mevcut. Halk Bankası okulun içerisinde bir şubesi var. Ve okulun yemek kartları ve birçok kartını Halk Bankası üzerinden yapabiliyorsunuz. Ki üniversite zamanında da KYK'ya başvuracaksanız eğer zaten Ziraat Bankası üzerinden yapıyorsunuz. Ziraat, Halk ve Vakıf Banka 3 tanesi de birbiriyle bağlantılı olan bankalar oldukları için herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman direkt internet bankacılığını kullanmak istemiyorsanız şubeye gidip şubeden çözme imkanınız mevcut. Thank you.
Gazi Üniversitesi böyleydi. Arkadaşlar şunu da demek isterim. Gazi'de olmak ayrıcalıktır. Eğer siz de bu ayrıcalıktan yararlanmayı biliyorsanız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.